Barış Terkoğlu, Cumhuriyet Gazetesi. 6 saat içerisinde neler neler oldu öyle. Kötü insanlar olmasaydı iyi hukukçular da olmazdı diyor Dickens. Türkiye belki de bu sayede hukuk atomunun çekirdeğine kadar indi. Veysel Şahin yasa dışı bahis hükümlüsü. Pek bilmeseniz de milyarlarca dolara hükmediyor. 2018'de örgüt kurmak ve yasa dışı bahisten toplam 10 yıl 6 ay ceza aldı. Nisan'a kadar Silivri cezaevindeydi. Cezasını tamamlayıp tahliye oldu. Gel gelelim Seyhan Avşar'ın haberinden sonra Kılıçdaroğlu'nun mesajları sayesinde onu günlerdir konuşmamıza neden olan olay tahliyesine bir buçuk ay kala yaşandı. O günün tutanakları yargı içinde adeta savaş yaşandığını gösteriyor. Tarih 2 Mart 2023. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 3 hakimi mesai bitmek üzereyken cezası kesinleşmiş olan 6 yıldır hapiste yatan Şahin hakkındaki kesinleşmiş kararı bozdu. Olay tutanaklara şöyle yansıdı. Hükümlü Veysel Şahin hakkında Büyükçekmece 8. Asya Ceza Mahkemesi'nin 26 Nisan 2018 tarihli suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan verilen 5 yıl hapis cezasının ve 7258 sayılı yasanın 5B maddesine muhalefet yasa dışı bahis suçundan verilen 5 yıl 6 ay hapis cezasının giderilemeyecek mağduriyete yol açılmaması bakımından infazlarının durdurulmasına, hükümlü başka suçtan tutuklu ya da hükümlü değilse derhal serbest bırakılmasını. Kısaca mahkeme bir anda Şahin'in kesinleşmiş toplam 10 yıl 6 aylık cezasını bozmuştu. İşin ilginci, kararının başında hükümlü müdafi ile Ersan tarafından 19 Aralık 2022 havale tarihli dilekçe ile itiraz edilmiş olup, itiraz hususunda karar verilmek üzere dosya mahkememize gönderilmiş ve ceza muhakemeleri kanunun 33. maddesi gereğince Cumhuriyet Savcısından yazılı mütalası alınmış olmakla dosya incelendi deniyordu. Meseleyi ilginç kılan detaylardan biri de buydu. Cumhuriyet Savcısından dair mütalaa alınmamıştı. Şahin'in avukatı Ersan Şen'in iki buçuk ay önce yaptığı itiraz dilekçesiyle kesinleşmiş bir mahkeme kararı birkaç dakika içinde silinip süpürülmüştü. Veysel Şahin hukuken artık özgürdü. Tahliye kararı adliye sistemine düştü, hazırlıkları başladı. Hakimlere laf sokan tutanak. Ancak savcılar Sami Şahin ve Mehmet Ayhan devreye girdi saat 19'da mahkeme kararının hukuksuz olduğunu yazan ve şahinin tahliye edilmemesi gerektiğini söyleyen tutanağı tuttular. Tutanakta şahinin tahliye eden mahkemeye şöyle laf sokuluyordu. Bu kararın mesai saati sona erer ermez 17.01'de onaylanarak Cumhuriyet Başsavcımızın ekranına düşürülmesi üzerine karar incelendi. Savcıların tutanağında mahkeme sanki hukuk dersi veriliyordu. Avukat Şen'in talebinin daha önce tam dört kez hem kararı veren mahkeme hem de üst mahkemeler tarafından reddedildiği, kararı itirazların kesinleştiği, bundan sonra mahkemelerden alınacak bir kararın olmadığı söylendikten sonra şu ifadeler kullanılıyordu yasaya açıkça aykırı olduğu düşünülen Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına karşı yeniden müracaat yapılacağından, hükümlünün şu aşamada tahliye edilmeyerek Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne resmi olarak sunulmasına karar verildi. Mesai bittikten bir dakika sonra saat 17.01'de tahliye olan Şahin, savcının gelişimiyle cezaevi çıkışında tahliye olamadan bekledi. Apar topar geri döndüler. Adliyeyi karıştıran adeta yargı içindeki savaşı gösteren saat 19'daki tutanağın ardından Bakırköy 14. A Ceza Mahkemesi'nin 3 hakimi apar salona geri döndü. Belki de döndürüldü. Tek sayfalık bir kararla saat 17.01'de verdikleri kendi kararlarını kaldırdılar. O kararın girişinde yaptıklarını sehven diyerek şöyle itiraf ettiler. Verilen kararın sehven Cumhuriyet Savcısından mütalaa alınmadan verildiği, karar başındaki mütalaa alındığına yönelik ibarenin ise matbu olup sehven yazıldığı ve kararın onaylandığı anlaşılmaktan. Kısacası mahkeme dosyayı okumadığı gibi kendi kararını dahi okumadığını söylüyordu. Saat 22 olmuştu. Şahin halen cezaevi kapısında bekliyordu. Aynı iki savcı saat 22.10'da yeni bir tutanak tutarak kararını birkaç saat içinde değiştiren mahkemeye yine laf soktu. Tutanak tutulduktan sonra mahkemece saat 22.01'de yeniden aynı tarih ve aynı iş numarasıyla Büyükçekmece 8. Asya Ceza Mahkemesi'nin alınan iş kararına karşı bu defada taleplerin ve itirazın reddine karar verildiğine ilişkin ek karar Cumhuriyet Başsavcılığımız ekranına düşürülmüştür yargıda rüşvet kulisleri. Günlerdir konuyu tartışan hemen herkes tahliye meselesine takılıyor. Şahin'in cezasının bir buçuk ay sonra biteceği düşünülürse kritik olan tahliyesi değil, asıl mesele mahkemenin gerekçesi. Basitleştirerek söyleyeyim, Şahin hapisteyken örgüt dahil benzer suçlardan İstanbul 42. Asya Ceza Mahkemesi'nde başka bir davadan yargılanıyordu. Şahin ve avukatı ceza aldığı ve 6 yıl hapis yattığı dolayısıyla bu dava ile birleştirmeye çalışıyordu. Ceza aldığı ve hapis yattığı dosyayla henüz yargılandığı dosya birleşerek aynı dava haline gelerek, böylece iki ayrı ceza yerine hali hazırda 6 yıl hapis yattığı tek bir dosya sanığı olarak eli rahatlayacaktı. Şahin ve avukatı daha önce başka mahkemelerden tam 4 kez bunu talep etmişti. Nitekim Bakırköy'deki tartışmalı mahkeme 5. talepte bu kararı verdi. Tahliye bu kararın 2. derecede önemli bir sonucu oldu. Öte yandan 5 Mayıs'ta devam eden öteki davada İstanbul 42. Asya Ceza Mahkemesi Şahin'e 21 yıl 8 ay hapis cezası verdi. 2014'te kesinleşmiş kasten yaralama sabıkası nedeniyle daha ağır yaptırımı olan mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulamasına da karar verdi. Şahin'in karar kesinleşinceye kadar dışarıda tutuksuz kalmasını uygun buldu. Bir detay daha var. Şahin'in dosyasında 2018'in Nisan ayında da benzer bir akşam yaşandı. Tahliye kararı aynı akşam itirazla bozularak Şahin hapisten çıkarılmadı. Haliyle yargı içinde bir Şahin kavgası yaşandığı tezimiz tutarlı görünüyor. Sürekli değişen, yukarıdan müdahaleli, olağan dışı yargı kararları bunu açıkça gösteriyor. Öte yandan şahinden kafasının koparılmaması için eski bir bakan adına rüşvet isteyenler, dosyayı çözeriz diyerek bazı yüksek yargı mensupları adına milyon dolar telaffuz edenler de meseleyi daha ilginç kılıyor. Bir suç, bir karar üretiyor, her dudak kendi hükmünü söylüyor. Belki de bütün bunlar adil olan sözünü henüz söylemediği için. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.